CHP'ye gelecek olursak, CHP birçok açıdan, nasıl söyleyeyim, gafil avlandı aslında. Şöyle, beklemiyordu bence böyle bir şeyi. Çünkü genellikle kayyum denince Van'da bir şey denendi, olmadı. Hakkari'de yapıldı ve insanlar kayyum denince akıllarına hep Güneydoğu geliyor, DEM Partili belediyeler geliyor. CHP'nin Erdoğan'ın da belirttiği gibi yeni olduğu söylenen, sürece çok da böyle sabote eder gibi tavır almadığı bir ortamda doğrudan PKK ilişkisi üzerinden böyle bir operasyonla suçlanması, CHP'nin hedef alınması doğrudan, ki partinin çok önem verdiği bir belediye başkanı, sen de söyledin, İmamoğlu'nun yakınında falan, bir gafil avladı. Bir, ikincisi tabii ki en önemli sorun, hani baştan itibaren bizim de çok tartıştığımız normalleşme ya da yumuşama, artık adı her ne denirse densin, o süreci tam anlamıyla bitiren bir şey. Yani böyle, öyle bir zor durumda ki, hatta şunu çok iyi biliyorum. O operasyondan bir gün önce biz şey haberi yaptık. CHP bakanlarla görüşmeleri sürdürecek haberi yaptık. Hani vardı ya, Dışişleri Bakanı ile Gölge Bakan görüşüyor, İçişleri Bakanı ile görüşüyor vesaire. Bunu yapar yapmaz, yaptığı bu açıklamayı yaptıktan sonra geldi. Yani CHP hala normalleşmenin izini sürmeye çalışıyor gibiydi. Bir diğer husus da tabii, sen onu bahsettin ki çok bariz bence. Bu aslında bir tür Ekrem İmamoğlu provası yapılıyor. Öyle değil mi? Yani Ekrem İmamoğlu'na yakın bir isim olmasının ötesinde, yani işte bakalım burada nasıl bir şey oluyor, buna nasıl reaksiyon veriyor CHP ve genel olarak Türkiye. Ondan sonra Ekrem İmamoğlu'nun o beklenen istinaf kararı yakında pekala çıkabilir ve aleyhine çıkma ihtimalinde çok yüksek olduğunu görüyoruz. Nitekim İmamoğlu da yaptığı konuşmada, o mitingde yaptığı konuşmada tam bu mesajı böyle almış ve çok, şu ana kadar duyduğum benim en sert konuşmasını yaptı. Ne dersin, katılıyor musun? İmamoğlu'nun gerçekten, yani esas hedefin kendisi olduğu bilinciyle yaptığı bir çıkış olarak görüyorum ben. Evet, İmamoğlu'nun orada Esenyurt'ta yaptığı konuşmanın böyle bir özelliği vardı ama İmamoğlu bunun işaretini 29 Ekim'de yaptığı konuşmada da vermişti. Yani doğrudan iktidarı hedef alan, hatta rejimi hedef alan ve Erdoğan'ın karşısında açık bir pozisyon alacağı imasını içeren bir çıkış yapmıştı. Hatta iktidar yorumcuların bazıları bu çıkışının bir tür faturası olarak da yorumladılar Esenyurt hadisesini. Şimdi ben CHP kısmına girmeden önce bir noktayı biraz daha belirtmek istiyorum. Şimdi bu Esenyurt hadisesi, işte adına süreç diyelim, paket diyelim, açılım diyelim, her ne söyleyecekse, sürece alerji duyuluyor çünkü çözümle birlikte anılan bir şey olarak algılandığı için. Ama aslında bu paket ya da bu sürecin içinde Bahçeli'nin çıkışı pik noktasıysa, burası da dip noktası. Ama ikisi de sürecin başını ya da sonunu ifade etmiyorlar bence. Çünkü işlemekte olan süreç bir takım sonuçlar doğurarak ilerliyor zaten. Şimdi bunu bekliyor muydu CHP, beklemiyor muydu? Çeşitli açılardan tartışılabilir. Bunun doğru tarafları da var. Ama beklemiyorduysa bu bir siyasi miyopluk. Çünkü her zaman böyle bir olasılık mümkün ki ahmak davası kendi başına zaten bunu kanıtlayan bir hadise. Yani zamanlaması konusunda belki şaşırmış olabilirler. Ama o da bence şaşırtıcı değil. Tam da bu sürecin dinamikleriyle örtüşen bir tarafı var. Benim baktığım pencereden. Benim baktığım pencere şu. Bu
Bahçeli'nin çıkışının içerisinde de, daha sonra buna verilen reaksiyonların içerisinde de ve bugün Esenyurt hadisesinin tamamında da aslında acelesi olduğu için bütün düğmelere, bu çok kullanılan bir tabir oldu artık, bütün düğmelere aynı anda basan, aceleyle çare arayan bir iktidar tablosundan çok rakiplerinin çatlaklarını açığa çıkartan ve onları acil bir takım pozisyonlara zorlayan bir süreç olarak işliyor. Yani acelesi olanların değil, acele davranmaya zorlayanların yürüttüğü bir süreç. Dolayısıyla bu çalkalanmalar, hiç gerekmediği kadar yüksek Bahçeli çıkışı, yine şimdi o çıkışın peşine bu niye lazım diye sorulacak bir Esenyurt hamlesi aynı paketin içerisine, bu mantık içerisinde girebiliyor. Çünkü her ikisinde de birdenbire bütün aktörler, CHP'de dahil bütün aktörler, DEM, hatta DEM'in periferisindeki bütün aktörler, CHP ve CHP ile temasta olabilecek bütün aktörler birdenbire pozisyonlarını yenilemek, yeni pozisyonlar almak, tuhaf çıkışlar yapmak ya da aceleyle bir tavır ortaya koymak zorunda kaldılar. Şimdi bu siyasi denklemde mesela Esenyurt hadisesinin yarattığı tabloya bakalım. Evet, çok işte kendi içinde tartışılabilir ne kadar hızlı reaksiyon verildi, verilen reaksiyon ne kadar kuvvetliydi, konuşmalar kuvvetliydi ama örgütsel gücünü gösteren ve hani tabir yerindeyse sokağa da aktive eden, işte buna asla izin vermeyiz, Esenyurt'u bırakmayız görüntüsünü veren bir tablo ortaya çıktı mı çıkmadı mı ayrı bir tartışma. Ama sadece bu olay, İmamoğlu Yavaş, İmamoğlu Özel, Yavaş CHP, Kılıçdaroğlu Özel, Özel Yavaş plan gibi CHP içerisindeki bütün ilişki hatlarını hareketlendirdi. Bu fay hatlarını tetikledi. Çok ciddi tartışmalar ortaya çıktı. Ve bence çok hızlı bir ayrışma resmi ortaya çıktı. İşte Mansur Yavaş cenazeye katıldığı için gelemedi falan ama sonuçta geç reaksiyon vermesi, danışmanı üzerinden hukuki süreçler üzerine hemen yorum yapmama bahanesi, ki bu iyi hukuki süreç değil. Peşinden işte İstanbul'daki mitingde çağrı yapılmış olmasına rağmen bütün belediye başkanlarına yer almamış olması, İmamoğlu'nun konuşmasında hem 29 Ekim'deki başlattığı şeyi devam ettirip hem de daha birinci tekil konuşmaya ve ben bu bileği bükemeyeceksin diye kendini ortaya koyan ve işte 29 Ekim'de çoğu yorumcunun işte liderlik ve adaylık iddiasını açıkça deklare etmesinin üstüne bir de CHP'deki liderlik pozisyonunu da bir tür ima eden çıkışı. Özgür Özel'in İstanbul'un muhafızını muhafaza edeceğiz demek zorunda kalan konuşması. Daha önce hatırlarsın işte şey tartışmaları sırasında İmamoğlu'nun siyasi yasağı tartışmaları sırasında işte erken aday olarak açıklanması durumunda onun korunabileceği tartışmalarına gönderme yaparak, ki o zaman CHP dur bakalım bir bekleyelim tavrına yönelmişti. Bütün bunları beraber düşündüğümüzde Esenyurt hadisesinin evet işte bir mesaj, daha önce çok kez yapabildikleri gibi işte Van'da yapabiliyorlarsa, Diyarbakır'da yapabiliyorlarsa İstanbul'da da yapabilirliğini gösteren iktidarın bir fütursuzluk tarafı var ama bir yandan da karşısındaki aktörleri hem pozisyon almaya hem pozisyonlarını değiştirmeye hem de birbirleri karşısındaki gerilimi tırmandıracak fay hatlarında netleşmeye zorlayan bir tutum var. Aynı şeyin
DEM'de de karşılığı var. Şimdi kent uzlaşısı meselesinin, yani şimdi bu Esenyurt'la ilgili yapılan yorumlardan bir tanesi de DEM'e verilen mesaj. DEM'e bu kent uzlaşısı filan gibi şeylerden medet ummayın. Buradan size bir tabir yerindeyse ekmek yok. Bırakın o kapıyı, gelin işte Bahçeli'nin eli orada bekliyor filan gibi bir mesaj var. Ama bu mesaj DEM ve çevresinde gelişen bütün tartışmaları da ve oradaki bütün fay hatlarını da tetikleyen bir şey. Yani kent uzlaşısına sahip çıkma gücüyle davranıp tamam bu iş bitti, buraya kadar sizin hani Kürt sorununu tartışmanız da bu kadarmış deyip kestirip atmak da kolay bir şey değil. DEM açısından şunun için kolay değil. Yani tamam işte şey kartını uzattık eli, tutamadınız. Şimdi bunun şeyine katlanırsınız, faturasına katlanırsınız gibi bir tabloyla karşı karşıya kalabilirler. Yani siyasetten pozisyon alma imkanını kaybetmiş olabilirler. Tersini yapsalar, sessiz kalıp işte bir dakika süreç var, bakıyoruz şimdi, hani o kadar da yüksek gürültü çıkartmayalım deseler başka bir açmaz. Ve bunun kendi içinde de pek çok temsilcisi ve ilişki kırıkları var. Şimdi bütün bunlara baktığımızda aynı şekilde başka partileri ve muhtemelen CHP içerisindeki başka ideolojik tartışmaları da tetikleyen tarafları var. Yani Bahçeli'nin çıkışıyla başlayan ip atmalarla bilmem nelerle devam eden sürecin Esenyurt'la devam edişindeki ilk sonuçlara baktığımda ben süreç nihai hedef olarak neyi tasarlıyor belki kestirmek zor ama şimdiden çıkan sonuçlar itibarıyla iktidarın karşısında yer alan bütün partilerin birbiriyle ilişkilerini ve kendi iç ilişkilerini torpilleyen bir takım sonuçlar ürettiğini görüyorum. Esenyurt'ta CHP açısından evet kuvvetli sözlerin söylendiği bir şey olarak bir reaksiyon gösterdi. Ama hem bu reaksiyon çok tatmin edici ve muhalefet kamuoyunu doyuran bir niteliksel değişimi göstermedi. Yani daha çok sözler düzeyinde kaldı. Hem de bu tartışmalara neden olan gerilimler daha açık uçlu hale geldi.